Eğitim Vadisi yayınları TYT Matematik planlı ders föylerimizde 32. föydeyiz. Konu başlığımız kombinasyon. Kombinasyon konusunu arkadaşlar iki farklı föyde inceleyeceğiz. Kombinasyonun öncesinde permütasyonu bir hatırlayalım. Permütasyon neydi arkadaşlar? Permütasyon P ile gösteriliyordu. N'in reeli permütasyonu, N'in reeli sıralanışı, dizilişi, dizilimi gibi ifadelerdi. Bu şekildeydi. Bakın, kombinasyon arkadaşlar permütasyondan biraz daha farklı. Farkı nedir? Burada n tane eleman var. R tanesini seçiyoruz. Bunlarla bir alt küme oluşturuyoruz. Bunu şu şekilde alt alta C kullanmadan da yazabiliriz. Buradaki tek fark n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. İkisinin arasındaki fark bu. Yani permütasyonda diziliş önemli. Kombinasyonda seçimler önemli. Kombinler önemli. Mesela bakın 5'in ikilisi diyor. N yerine 5, R yerine de 2 yazıyoruz. 5 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da kombinasyon demek. Alt alta göstermiş. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Sadeleştirelim. 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel 6, 2 buradan 10 gelir. Yani 5'in ikilisi 10. Burası da yine 720 bölü 6 çarpı 6'dan 20 gelecektir. Toplamları kombinasyonların 30 yapacak. Burada bazı özellikleri bilelim. Mesela kombinasyon n'in n'li kombinasyonu. Ne demekti bu? Alt küme demek. Yani 5 elemanlı bir kümeden 5 eleman seçeceğiz. Bu sadece tek bir farklı durumda oluşabilir. Peki 5 elemanlı bir kümemiz var. Bir tane eleman seçeceğiz. Burada yine 5 tane farklı durum olabilir. N'in sıfırlısı ne demek? 5 elemanlı bir kümemiz var. Sıfır elemanlı. Yani boş küme. Kaç tane boş kümemiz var bizim? Bir tane. Aynı zamanda arkadaşlar şurada birazdan yine vereceğiz. Ben burada vermek istiyorum. 5'in ikili kombinasyonu ile 5'in üçlü kombinasyonu birbirine eşittir. Bu ne demek? 2 artı 3 eşittir. 5 olduğu için iki kombinasyon da birbirine eşittir. Yani n'in reellisi n'in n eksi reellisine eşittir. Şu ikisinin toplamı bakın neyi veriyor? 5'in dörtlü kombinasyonu ile o zaman 5'in 4 çıkaralım birlik kombinasyonu artı n'in n eksi birli. Bunları birbirinden çıkarırsam aradaki fark 1'dir. N'in birlisi, n'in sıfırlısı, n'in n'lisi. 5'in birlisi şu kuraldan 5'tir. N'in birlisi n'dir. N'in sıfırlısı 1'dir. N'in n'lisi bakın şuradan 1'dir. Hepsini topluyorum. N artı 7. Peki 12'nin ikilisi. Bunu artık arkadaşlar biraz uzatmayalım. Son kez bu şekilde yapacağım. Ne yapıyoruz? 12'den 10'a doğru sayıyorum. 12, 11, 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Sadeleştiriyorum. Eşittir 66. N eşittir 59. Bunu az önce vermiştik bu kuralı. 10'un n'lisi 10'un 2n eksi ikilisine eşittir. Bunlar gerçekten ya birbirine eşit ya da bu ikisinin toplamı, r'lerin toplamı n'i verecek gibisinden düşünürsek 3n eşittir 12, n eşittir 4 ya da n'leri sağ tarafa atarsak n eşittir 2. Yerini isterseniz yazın. Yazdığımız zaman bakın 10'un ikilisi eşittir 10'un ikilisi olur. Buraya 4 yazarsanız 10'un dörtlüsü eşittir. 4 kere 2 8, 2 çıkar 6. 10'un altılısı ikisi de birbirine eşit olacak. Yani n'in alacağı değerlerimiz 2 ve 4'ün toplamı 6 yapar. 12'nin 10'lusu ile onun 7'lisini toplayın diyor. 12'nin 10'lusu için arkadaşlar 12'nin ikilisi diyebiliriz. 12 faktöriyel bölü 12'den 10 çıkarıyorum. Çarpı 12 10 faktöriyel diyelim. Artı 10 faktöriyel bölü 10 eksi 7 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Şu ikisini sadeleştirelim artık. 12, 11 onlar sadeleşiyor. Onu yazmıyoruz. 2 faktöriyel ikisini yazdık. 10 faktöriyel 7 faktöriyel sadeleştirmek istiyorum. 10, 9 ve 8 kalır. 3 faktöriyel de 6'dır. Buradan 66 artı burası ne yapıyor? 720, 120 toplarsak 186. Peki kombinasyon için ne demiştik arkadaşlar? Alt kümedir. Alt küme n elemanlı bir kümenin 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı ve n elemanlı bütün alt kümelerini toplarsak küme konusundan hatırlayın. Alt küme sayıları toplamı daima neydi? 2 üzeri n'di. Sonrasında n'in r'lisi artı n'in r artı 1'lisi. Mesela 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü eşittir 6 artı 1'in yani 7'nin üçlüsü şeklinde bir kuralımız var. Bunu da şöyle örneklendirmiş olalım.
Peki bakın burada mesela 8'in sıfırlısı hariç, 8'in birlisi, ikilisi, nokta nokta sekizlisi hepsi var. Bunların hepsini toplarsak alt küme sayıları toplamı yapar. Şunu ben ekledim. 1 artı, şunlara da x diyelim, eşittir 2 üzeri 8. 2 üzeri 8'imiz 256, x eşittir 255. 5 elemanlı kümenin 2 elemanlı ve 3 elemanlı alt kümelerini bulunuz. 5'in ikilisi artı 5'in üçlüsü. İlk sorumuzda zaten bunları çözmüştük. Bunlar birbirine eşittir bakın. 2 artı 3 5 olduğu için. 5'in ikilisini 10 bulmuştuk. 5'in üçlüsü de 10'dur. Toplam 20 tane alt kümemiz oluşur. 4 elemanlı alt kümeler oluşturacağız. 1 ve 2 bulunur, 3 bulunmaz. Kombinasyonda bulunur ya da bulunmaz derse arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı yazıyorum. 1, 2 bulunur, 3 bulunmaz. Bunların hepsini karalıyorum. Bulunur ya da bulunmaz. Hepsini karaladım. Gelene kaldı 3 tane eleman. Biz 4 elemanlı alt küme oluşturacağız. 1 ve 2 kafadan var. 2 tane boşluğum var. Buradaki 3 elemandan ben 2 tane eleman seçmek istiyorum. 3'ün ikilisidir. Buradan 3 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden cevabımız 3'tür. Bakın 3 tane alt küme oluşturdum. O yüzden kombinasyon yaptım. Bir permütasyon ya da başka bir şey yapmadım. 3 veya 4 bulunur diyor. 3 veya 4 bulunuru iki farklı yolla yapabiliriz. İsterseniz şöyle yapalım. Bunu tüm durumlardan 3 ve 4'ün bulunmadığını silelim. 3 ve 4 bulunmaz. Bunları çıkaracağız. Tüm durumlarda 6 eleman olduğu için 2 üzeri 6 diyemeyiz arkadaşlar. Bu arada 4 elemanlı demiş. 6'nın dörtlüsü bunu. Siliyoruz bunu. 6'nın dörtlüsü tüm durumlar. 3 ve 4 bulunmaz. 3 ve 4'ü karalarsak bunlar gitti. Geriye 1, 2, 3, 4 tane eleman var. 4 tane elemanla alt küme oluşturacağım. Yani 4'ün dörtlüsü. Buradan 6'nın dörtlüsü kaç gelir? 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel eksi 4'ün dörtlüsü zaten 1'dir. Sadeleştirirsek 15 eksi 1'den 14 tane alt kümede 3 veya 4 bulunur. Kaç tanesinde en çok 2 tane asal sayı bulunur? En çok 2 asal sayı demek 0 tane asal, 1 tane asal ya da 2 tane asal sayımız var. Bizim elimizde kaç tane toplamda asal sayı var? 2, 3 ve 5. Bunlar arkadaşlar asal. Geriye kalan 1, 4, 6 bunlar da asal sayı değil. Peki 0 tane asal. Bu 3 asal sayıdan 0 asal. Geri kalan 3 tanesinden de ne yapacağız arkadaşlar? 4 eleman olacağı için 3'ün dörtlüsü. Bakın böyle bir şey mümkün değil. 4 tane eleman olması için dörtlüsü yazdım ama yukarıdaki sayı aşağıdakinden küçük olamaz. Bu çöp. Bir tane asal olsun. Elimde 3 tane asal var. 3'ün birlisi. 4 tane eleman seçeceğim. Demek ki buraya bir tane daha eleman seçmem gerekiyor. Asal olmayan şu 3 tane elemandan 3'ünü seçiyorum. Toplamda 1 artı 3'ten 4 tane elemanlı alt küme oluşturuyorum. Sonrasında 2 asal. 3 tane asal sayımız var. 3'ün ikilisi. 4 olması için 2 tane daha eleman seçmem gerekiyor. Benim elimde 3 tane asal olmayan eleman var. Yine onlar arasından 2 tane seçiyorum. Burası 3'ün birlisi 3, 3'ün üçlüsü 1'dir. Buradan 3 geliyor. Artı 3'ün ikilisi ile 3'ün birlisi bunlar birbirine eşittir kural gereği. Bu 3. O zaman burası da 3. Eşittir 3 artı 9'la 12 farklı durum var. 4 elemanlı alt küme sayısı 5 elemanlı alt küme sayısına eşit. N'in dörtlüsü, N'in beşesi. Kural ne diyordu? Alttakilerin toplamı bize N'i verecektir. Yani N eşittir 9. Bu kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı yani 9'un ikili kombinasyonu aranıyor. 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 7'leri sadeleştirelim. 2 faktöriyeli açıyorum. 36 farklı durumda bu şekilde alt kümeler oluşur. Evet çıkmış sorumuzda ne diyor? Bir kümenin eleman sayısı. O kümede bulunan bir eleman ise buna gizemli küme denir. Mesela bakın örnek vermiş. 3 tane elemanımız var. İçinde 3 bulunacak diyor. Mesela biz bunu bir elemanlı için yapalım. Bir elemanlı olduğunda içinde 1 olacak. Tek bir durum var. Yani birin dışında şurada 5 tane eleman var. Onların sıfırlı kombinasyonu. 2 elemanlı dediğimiz zaman da elimizde 2 var. Bir tane daha eleman olacak. 2 tane eleman olacak. Yani 6 elemandan birini seçtim. Geriye 5 eleman kaldı bana. Şuraya bir tane gerekiyor.
5'in birlisi. Bu şekilde bla bla diye giderken 5'in beşlisine kadar kombinasyonlarımızı toplarız. Ne demiştik? Bunların hepsi alt kümelerin toplamıdır. O da 2 üzeri n, yani 2 üzeri 5'ten 32 tane farklı gizemli kümemiz oluşturulur. Yine bir çıkmış soruyla devam edelim. 7 tane rakamımız var. Alt kümelerimiz var. A kümesi ile şu kümenin kesişiminin eleman sayısı tektir diyor. O zaman arkadaşlar burada mesela 6 çifttir. Demek ki A kümesinde 6 yok. Ne olabilir? 5 olabilir, 7 olabilir. 6 yok, 5 var. 6 yok, 7 var diyebiliriz. Ya da 6 yok, 5 ve 7 var da diyebiliriz. 6 yok, 5 var, 7 var diyebiliriz bu şekilde. Yani biz burada aslında şöyle de yapabiliriz. 5 ve 7'nin bulunmadıklarını silelim. 6 yok durumundan çıkarıyoruz. 6 yok, 5 ve 7 yok. 6 yok, 5 yok, 7 yok. 6'nın olmadığı durumlar arkadaşlar. 6'yı silersem geriye 6 tane eleman kaldı. Bu 6 tane elemandan biz 3 elemanlı bir alt küme oluşturacağız. Eksi 6 yok, 5 yok, 7 yok. 6, 5 ve 7'yi karalıyorum. Elimde 4 tane A kümesinde eleman var. Ben yine burada 3 tane eleman seçeceğim. 6'nın 3'üsü eksi 4'ün 3'üsüdür. Burada işlemleri yaparsanız 20 eksi 4'ten eşittir 16. 7 elemanlı bir küme için en az 5 elemanlı alt küme sayısı sorulmuş. En az 5 demek 5 olabilir, 6 olabilir ve 7 olabilir diyebiliriz. Buradan 7'nin 5'lisi 7'nin 6'lısını toplarsak tek tek bunları bulmamız gerekiyor. Bu 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Sadeleştiriyorsunuz 21. 7'nin 6'lısıyla 7'nin 1'lisi birbirine eşitti kural gereği. Bu da 7. 7'nin 7'lisi zaten 1. Hepsini toplarsanız 29 farklı kümede en az 5 elemanımız vardır. En çok 2 eleman dediğinde 0 eleman olabilir, 1 olabilir, 2 eleman olabilir. 7'nin 2'lisini şuradan 21 olarak alın. 7'nin 1'lisi 7. Şu da 1'dir. Bakın burada yine cevabımız 29 çıktı. 3 kız 5 tane erkek var. 3 kişilik bir küme grup oluşturuyoruz. Kaç farklı şekilde oluşabilir? Bakın 8 kişi olduğu için 8'in üçlü kombinasyonu. Yani 8 faktöriyel, 8 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 8 ile 5'leri sadeleştirelim. 3 faktöriyel yazıyorum. 56 tane farklı grup oluşuyor. Peki 2 tane erkek seçiyorum. Kaç erkeğim var? 5'in ikilisi. 1 kız. Kaç kızımız var? 3 kız. 3'ün birlisi. Bu 10'du. Şu da kural gereği neydi? 3'tü. 10 kere 3'ten 30. Grupta en az bir kız olacak. Yine bunu tek tek uğraşmak yerine şöyle yapabiliriz. Tüm durumlardan, tüm olası durumlardan tam tersini, yani hiç kızın olmadığını çıkaralım. Hiç kız olmasın. Yani tüm durumları ne bulduk? 56 bulmuştuk. Hiç kızın olmadı. Tamamının erkek oldu. Bu 3 kişinin 3'ü de bu erkekler arasından. 5'in üçlüsünden seçiliyor. 5'in üçlüsü 5'in ikilisiyle aynı. Buna 10 diyelim. 56 eksi 10'dan 46 durumda en az bir kız çocuk vardır. Bir okulun basketbol takımında 2 tanesi kardeş olan toplam 8 oyuncumuz var. Bu oyunculardan 5 tanesi maça başlayacak kadroda yer almak üzere seçilecekler. Kardeşlerin ikisi de bu kadroda olacak biçimde. Yani birinci kardeş ile ikinci kardeş kesinlikle kadroda. 5 kişi var arkadaşlar oynamak isteyen. 8 kişi var daha doğrusu. Bana şu an 5 kişiden 2 çıkarırsam 3 kişi gerekiyor. Toplamda 8 kişiden bu 2 kardeşi çıkarırsak 6 kişi var. Demek ki bu 6 kişi içerisinden 3 kişiyi seçip bir kadro oluşturacağım. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yine sadeleştirmelerimi yapıyorum. Cevabımız buradan 20 farklı kadro oluşturulabilir. 11 kişiyiz. 5 kişi İzmir'e, 6 kişi Ankara'ya gidecek. Birinci gruba 11 kişiden 5'ini İzmir'e gönderdik. Geriye kalan 6 kişinin 6'sını da nereye gönderiyoruz? Ankara'ya gönderiyoruz. Burası zaten 1. Burası da 11'in 5'lisi. Gerisi artık normal çarpma bölme. 11 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. 11'den 6'ya kadar yazalım. 11, 10, 9, 8, 7. 6'ları yazmayalım. 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1. Şu 2'ler gitsin, şöyle sadeleştirelim.
Burada ne var? 12, burası 72, kaldı buraya 6. Yani 11 çarpı 6 çarpı 7 tane bu grupları oluşturabilirsiniz. Yani cevabımız 462. 5 farklı bilyemiz var. Burada yaşları farklı 3 tane kardeşimiz var. Kardeşlerden en büyüğü bir tane bilyeyi alıyor. 5 farklı bilyeden bir tanesini büyük kardeş aldı. Sonra bu çekildi arkadaşlar, kenara gitti. Diğer iki kardeşimiz en az birer bilye alacak şekilde nasıl paylaşabilir? Geriye bizim 5 eksi 1'den 4 tane bilyemiz kaldı. O 4 bilyenin birisi birini alır. Geriye kalan 3 bilyeyi arkadaşlar 3'ünü de diğer kardeş alır. Ya da 4 bilyeyi bir tanesi 2 tanesini alır. Geriye kalan 2 bilyenin tamamını diğer kardeş alır. Artı 4 bilyenin birisi 3'ünü alır. Geriye kalan 1 bilyeyi de bir tanesini diğer kardeş alır. Burası 4, 1, 6, 1, 4, 1 olacak şekilde. Baştaki 5'in birisi de 5. Düzenleyelim tekrar. 5 çarpı 4. 6 daha 10, 14. 5 çarpı 14'ten 70 farklı şekilde bu bilyeleri paylaşırlar. 10 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerin oluşabilecek ikişerli grup sayısı. Kızlara ne diyelim? K tane var. Erkeklere de 10 eksi K tane erkek var diyebilirim. Buradan ikişerli. Kız öğrencilerin oluşabileceği ikişerli, yani K'nin ikilisi eşittir. Erkek öğrencilere demiştik, 10 eksi K demiştik, eşittir 10 eksi K. Yani bu K faktöriyel bölü K eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir 10 eksi K'dır. Burayı sadeleştirelim. K'dan K eksi 2'ye doğru sayıyoruz. K çarpı K eksi 1 bölü 2 eşittir 10 eksi K. Dağıtalım. K kare eksi K eşittir 20 eksi 2K. Buradan K kare artı 2K eksi K eşittir 20. K kare artı K eşittir 20. Burada ne yapalım? K parantezini alalım. K çarpı K artı 1 20 ise 4 kere 5 20'dir. Demek ki sınıfımızda 4 kız var. 8 kişilik bir otelimiz var. Otelde boş bulunan 5 kişilik ve 3 kişilik 2 tane odamız var. 2 odamız, birincisi 3 kişilik diyelim. Ötekisini de 5'e bölelim. Şu şekilde 5 kişilik 2 odayı yazdık. Deniz ve Ercan da bu 8 kişi arasında aynı odada kalmayacak. Mesela Deniz burada, Ercan burada kalabilir. Geriye 8 kişiden 2 kişisi çıkarsa 6 kişi kaldı. Bu 6 kişiden 2 tanesini buraya yerleştirelim. Geriye 4 kişi kalsın. O 4 kişinin 4'ünü de diğer odaya yerleştirelim. 6'nın ikilisi çarpı 4'ün dörtlüsü. Burası artık tamamen matematiksel işlemler. 15 farklı durum. Ancak Deniz burada değil de ben diğer odada kalmak istiyorum derse 2 farklı durum oluşacaktır. 15 çarpı 2'den eşittir 30 farklı şekilde bu odalara yerleşirler. 9 tane seçmeli dersimiz var. D, F, G ve H. Bu 4 dersimiz aynı anda veriliyor. Bu 9 dersten 4'ünü seçmek istiyoruz. Mesela bu D dersini alırsanız F, G, H dersini alamazsınız. Diyelim ki ilk dersimiz D olsun. Geriye 3 tane daha ders alalım. D'yi aldık. Geriye arkadaşlar F, G, H'yi alamayız. 1, 2, 3, 4 dersi alamayız. Geriye 5 tane ders içerisinden 3 tane ders seçme hakkımız var. 5'in 3'lüsü eşittir 10'dur. Peki burada ben D dersi değil de bunu F dersi de alabilirdim. G de alabilirdim. H de alabilirdim. Yani bu onu 4 ile çarpıyorum. 40 farklı seçim var. Peki biz bu 4 dersten herhangi birini almak zorunda mıyız? Öyle bir şey vermemiş. Bu 4 dersin hiçbirini almayalım. Bunları tamamen silelim. Geriye kalan 5 dersten 4'ünü alalım. 5'in dörtlüsü. O da neydi? Kural gereği 5'in birlisine eşit. Yine kuraldan 5'in birlisi eşittir 5. 40 buldum, bir de 5 buldum. Bunları topluyorum. Tüm olası durumlar 45 farklı seçimle gelir. 4 evli çift var. Bunların arasından 4 kişi seçiyoruz. Seçilenler arasında 2 evli çiftin olduğu kaç farklı seçim yapılabilir? 4 evli çift var. 2 evli çift olacak. 4'ün ikilisi. Yani 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 2 tane evli çift, 2 karı kocadan 4 kişiyi bu şekilde seçmiş oluruz. 6 farklı seçim söz konusu. Seçilenler arasında yalnızca bir tane evli çiftimiz var. 4 tane evli çift var arkadaşlar. Bunlardan ben bir tanesini seçtim. Bu A evli çiftini, A ailesini diyelim ki aldım. Geriye ne kaldı?
6 tane eleman var burada. Bu 6 kişiden 4 kişi değil de 2'yi seçtiysem 2 kişi daha seçmem gerekir. Yani 6'nın ikilisi. 6'nın ikilisi burada kaç yapacak? Diğer soruda yaptık 15. Peki arkadaşlar burada bu 15 kişiden şöyle bir durumda yok mu? Bunları seçtiğin zaman karı koca olması durumu var. Bunu seçtiğin zaman karı koca, bunu seçtiğin zaman karı koca olma durumu var. Yani biz bu 3 durumu çıkarırsak 12 durumda şuradaki seçilen kişilerden hiçbiri karı koca değildir. Sadece A ailesi karı kocadır. Peki A ailesi için 12. Peki buradaki B ailesi ve C, D ailesi de itiraz edebilir. Sonuçta seçilen aile biz A değil de B olabilir, C olabilir, D olabilir. Bunlardan da toplam 12 çarpı 4 de 48 farklı çiftte yalnızca bir adet evli çiftimiz var. Bir öğrenci girmiş olduğu 10 soruluk sınavda 6 tane soruyu cevaplıyor. Öğrenci ilk 6 sorudan en az 5 tanesini cevaplamak zorunda. 6 sorudan 5'ini cevapladım. Sonra ne kaldı? Benim bir tane daha soru cevaplama hakkım kaldı ki toplam 6 soru olsun. Elimde 10 sorudan 5 tanesini cevaplamışsak, 6 tanesine bakmışsak arkadaşlar daha doğrusu kaç tane soruya bakma hakkımız var? Geri kalan 4 tane soruyu cevaplayacağız. Bu da 6'nın birlisidir. 4'tür. 6 kere 4'ten 24 durum. Peki en az 5 demek ne demek? İlk 6 sorunun 6'sını da cevaplayıp geriye 10'dan 6 çıkarınca 4 tane soru kalacak. Bunlardan da kaç tanesini cevaplayacağız? Bakın 0. Ne de? 6'sını cevapladım. Toplam 6 soru cevaplayacağım için buraya 0 tane kaldı. 1 çarpı 1'den 1 durum. Bunları toplarsak bu şekilde 25 farklı olası durum vardır. 2 tane satırımız ve 7 tane hücremizi görüyoruz. 4 hücremizi siyaha boyayacağız. Her satırda en az bir tane boyalı olacağına göre kaç farklı desen oluşturulabilir. Üstten 1 yapabiliriz. Alttan 3 tane. Üstten ne yapabiliriz arkadaşlar? 2, alttan 2 tane, üstten 3, alttan da bir tane yapabiliriz. Peki bu üstte 3 tane vardı. 3'ün birlisi, 4'ün üçlüsü çarpıyoruz. 3 çarpı 4'ten 12. Yukarıda 3 tane vardı. Bunlardan 2 tanesini seçtim. 3. Aşağıdaki 4'ün ikilisi 6. Buradan 18 tane geldi. Yine yukarıda 3 tane kare var. 3'ün üçlüsü. Aşağıda ne var? 4 tane vardı. 4'ün birlisi. Bu da 1 çarpı 4'ten 4 durum. Hepsini toplayalım. 12 artı 18 artı 4'ten bizim 34 tane farklı desenimiz, durumumuz olabilir. Son sorumuz yine çıkmış bir soru. Düzgün altıgen içerisindeki şu 1 ve 3'ün ne anlama geldiğine bakalım. Beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacaktır. Şu an bir sürü beyaz var peteklerde. Bunları turuncuya boyayacağız. Her bir mor hücrenin içerisinde yazan sayı o mor hücre ile ortak kenarı olan turuncuya boyanacak toplam hücre sayısını gösteriyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Şu ortadaki şu bölgelere bakın. Burası A bölgesi olsun. Diyelim ki A bölgesini taramışsak şu bir hakkını vermiş oluyor. Yani bir tanesini şurada ne yapmış oluyor? Boyamış olduk. Yani bu alttaki boyanamaz. E 3 yazıyor. Bir tanesini burada boyadık. Geriye 1, 2, 3, 4 tane petek var. Bu 4 tane petekten 2 tanesini daha boyayacağım. Yani 6 durum. Aynı şekilde burası A'yı burası değil de şurada yapsak yukarısını karalayamayacağız. Yine bir 6 durum var 4'ün ikilisinden. Eşittir 12 durum. Peki bu ortadaki maviyle boyadığım yerleri boyamasam? Burayı silsem mesela. Bu bir tanesi arkadaşlar turuncu olan. Bu ortadakilerde değil. Şuradaki 4 tane altıgenin içerisinde bir yerlerde olsun. 4'ün birlisi. Şuradaki 3 de şu ikisinde değil de şurada taramış olduğum 4 tane peteğin içerisinde olsun. 4'ün üçlüsü. Bu 4'ün birlisine eşittir 4. Burası da 4. Buradan 16 durum. İlk başta da 12 durum vardı. Bunların ikisini toplarsak bu hücreleri 28 farklı şekilde boyayabiliriz. Evet arkadaşlar hemen diğer videoya tıklayın. Konu testimizi çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.